Burada oldukça kalın bir gövdeye sahip yabani ama randımanı çok güzel olan bir fındık ocağımız var. Bayağı da temizlik görmemişti. Bunlardan şimdi yomrası, sivrisi, fındık fidanları için destek çubuğu, yani herek yapacağım. Bir kısmını bunlardan karşılayacağım, bir kısmını diğer buladığım fındıklardan karşılayacağım. Bu şekilde ihtiyacımı göreceğim. Karaman çiftliğinden, erik bahçemizin hemen önünden hepinize merhaba dostlar. Ben Salim Karaman. Sadece erik bahçesi değil, balık gölümüzün de önündeyiz şu anda. Evet, burada giriş bölümünde gördüğünüz gibi fındık dallarından çubuk hazırladım. Fidanların dibine işaret koymak için. İşaret hem bağlamak için dik durmalarını sağlayacak çubuklara ihtiyacım vardı. Bunu fındıklardan karşılayacağım. Şimdi bu ağacımızın çubukları tamam. Bu ağacımızdan çıkan çubuklar bunlar. Bu kadar çıktı. Şu şekilde göstereyim. Ucları hafif açılı. 80 cm çubuklar. Şimdi bunları alacağım. Ve üzerine biraz daha fındık bahçemizin, teras dikimi olan bahçemizin olduğu yerden şu yukarıda oradan ekleyip yoluma devam edeceğim. Dere de güzel akıyor bugün. Yukarılarda kar var. Mart kapıdan baktırdı yukarılara. Kar suları akıyor şu anda. Evet, devam edelim dostlar. Evet dostlar, fidanlarımızın başına geldim. Öncelikle fidanlarımızın bu etrafındaki sürgünleri Mart ayına kadar temizlemek istememiştim. Bunu daha önceki videolarımda da belirtmiştim. Sebebi de domuz gelip herhangi bir zarar verirse orantıyı diğer dallara bölmek, yani ana bırakacağım daldan diğer dallara tehlikeyi bölmek. Böyle bir kendimce önlem almıştım. Bu güne kadar gelmemişti ki. Birkaç gün öncesi geldi. Tam tepe vurumu yapıyordum. Hatta bir video hazırlamıştım. O gün moralim bozulunca bıraktım o videoyu çekmeyi. Şimdi fidanları şu şekilde tepe vurumu 80 cm'den yaptım. Yan dalcık olanları da şöyle dalcıkları bıraktım. 1, 2, 3, 4. Buradan aşağıki gözleri sıyıracağım dostlar. Yanındakileri de alacağım. Şu destek çubuklarını koyduktan sonra bunları buna sabitleyeceğim. Ayrıyeten bu destek çubuklarına geçen seneden kalma yabani hayvan kovucu tuzağın kokusu vardı. Yani sıvı bir koku bu. Bundan artan vardı. Bunları fırçayla boyamayı düşünüyorum. O kokuyla. Çünkü domuz geldi dostlar. Geldi, ne yaptı diyeceksiniz. Hemen şöyle göstereyim. Buradaki çubukları dağıttım bu arada. Şurada zarar verdiği fidanlardan. Bakın, şurada bir tane gördüm. Bak, yanında yedeği de yok. Yedeği de yok. Bunu böyle şöyle odaklayayım kamerayı. İki tarafından dişini böyle takıp şu şekilde sıyırmış alttan yukarı. Bunu mecbur yine alttan bir yerden keseceğim. Kuruma yapar çünkü bu. Alttan bir yerden keseceğim, yeni sürgün gelsin. Bunun gibi yaklaşık 10 kadar fidan zarar görmüş. Şimdi bu şekilde zarar görenler var. Kırılıp görüyorsunuz, yine soyulmuş sağa sola. Yani 3 tane güzel sürgün varmış. Lider yapabileceğim. Bundan üçüne de vurmuş. Şimdi tepe vurumu yapmışım bunu. Şöyle çekeceğim ama şunu da şöyle bir yerden keserim. Belki bundan seneye daha iyi sürgün alırım. Çünkü daha kalın. İşte yani bunu önüne geçemedim ben bu domuz için. Gövdeleri boyamayı düşünüyorum. Yani herhangi bir koku ile. Bunu da nasıl yapacağım tam emin değilim. Yani etkili olacak mı olmayacak mı? Bu şu anda belirli değil.
Allah'tan hepsi o demin gösterdiğim gibi değil. Şey olanlar da var. Yanındaki yedek olanlara vurduğu yerler var. Yedek bırakma bir şey yaramış. 3-4 tanesi böyle komple yedek bırakamayacak vaziyetteyken. Şurada yine gördüm, gözüme takıldı. Şöyle. Yazık oldu. Emek ediyorsunuz. Emeğinizin karşılığında manzara bu olunca insanın gerçekten moral ve motivasyonu düşüyor. Bakın. Şu etrafında bıraktıklarıma vurmuş. Yani Allah'tan burada çok file var ki. Şunu tek göğde bırakacağım. Bunun üzerinden taç alacağız. Dört göz üstten. Sonra sıyıracağız dibe kadar. Bu şekilde dostlar. Ben şimdi çubukları dağıtmaya devam ediyorum. Bakın. Bakın. Hala bakın. Yani. Mecbur keseceğiz dibe yakın bir yerden. Şurada gözler göze de var. Tam sıfır olmasa bile oradan kesebilirim. Yazık oldu yani. Evet dostlar, ben şimdi devam edeyim. Bugün çubukları dağıtayım, çubukları saplayayım. Bağlama işi yetişmeyebilir. İş çok. İş çok yetişmiyor. Şuradaki dallar daha öğütülecek, hala daha öğütemedim. Şu budama artıklarını. Bunlar aşılanacak. Bunları geçen sene aşılamıştım. Kuş mu kırdı, ne kırdıysa sürgünleri kırdı. Tutan mı tutmayan mı tekrar aşılanacak. Bunların dalları topladım bir kısmını. Bir kısmı toplanacak. Arazide iş bitmiyor. Evet. Yani bakın şurada yeni dünya bile. Bakın 3 tane gövdesi var. Budamaya korkuyorum ben bunun yani. Tek büyümesi lazım. Bunu budamaya korkuyorum. Tam burası bizim kavşak noktası diyebilirim. Yani üst taraf kayalık, aşağı taraf da kayalık. O taraf da kayalık olduğu gibi bura geçiş noktası. Gelip geçerken buna sürter de diyen diş atar. Zarar görür diye. Az kalınlaşana kadar böyle kendi haline bıraktığım gibi oldu. Yapacak bir şey yok. İdare edeceğiz bu şekilde. Evet, şimdi ben işime devam edeyim. Evet dostlar, fidanlarımızda destek çubuklarını şu şekilde koymuştum. Bağlamıştım. Bunun ardından şimdi dipteki diğer fidanları temizliyorum. Gördüğünüz gibi 80 santimden tepesi vurulu halde fidanlarımızı tek gövde bıraktım. Yan dalcı olanların yan dalcını uç kesim yapıp korudum. Şurada daha net belli oluyor. Yan dalcıklar duruyor. 1, 2, 3, 4 yan dal veya göze altında kalan gözleri ve sürgünleri komple temizledim. Bu şekilde bir miktar yaptım. Şimdi devam ediyorum zaten. Sizlere şöyle durumu aktarayım. Şöyle bir yakınlaştırayım bakayım belli olacak mı? Hepsi tek gövde. Dikey yakın pozisyonda. Kaldılar. Evet, böyle dostlar. İnşallah kalan dallara domuz zarar vermez. Dediğim gibi bu kalan dallara önlem olarak şimdi domuz kovucu uzaktan kalan elimde sıvı vardı. Ona süreceğim. Koyu bir şekilde. Bakalım. Yani işte neyse, şu gözleri bıraktım. Gözlerden aşağıya bel kısmına ve çubuğa sürerek işte neyse damak tadına hoş gelmeyecek bir tat bırakır diye ümit ediyorum. Bakalım, böyle bir önlem alacağım.
İnşallah işe yarar. Bir başka videoda yine görüşmek üzere dostlar. İyi seyirler. Hoşça kalın.